Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere nöropatiden ve nöropati durumunda kullanılabilecek takviyelerden bahsetmek istiyorum. Nöropati nedir? Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan sinir hasarına biz nöropati diyoruz. Bunun birçok farklı sebebi olabilir. Nedir bunlar? Kalıtsal bazı nöropatiler, bazı romatizmal hastalıklara bağlı, işte lupus gibi veya romatoid artrit gibi problemlere bağlı ortaya çıkan nöropatiler, enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkanlar, böbrek yetmezliğine bağlı ve karaciğer yetmezliğine bağlı ortaya çıkan nöropatiler, kanser ve kemoterapiye bağlı, radyoterapiye bağlı ortaya çıkabilen nöropatiler, aşırı alkol kullanımı ve bazı vitamin eksikliklerine bağlı, özellikle B grubu vitaminlerinin eksikliklerine bağlı ortaya çıkan nöropatiler olabileceği gibi nöropatinin en sık sebebi diyabet yani şeker hastalığı. Özellikle şeker hastalığında kan glikozu regüle seyretmezse yani kanda şeker sürekli yükselmezse, yüksek olarak seyrettiğinde kandaki bu yüksek şekerden dolayı dokuların kanlanması da bozuluyor. Dolayısıyla diyabete bağlı uzun dönemde ortaya çıkan bazı komplikasyonlar var. Bunlar arasında retinopati yani göz hasarı, nefropati yani böbrek hasarı ve en önemlisi de nöropati yani sinir hasarı ortaya çıkmakta. İşte hem diğer sebeplere bağlı nöropatilerde hem de diyabete bağlı nöropatide ortaya çıkan semptomlar nedir? Ayaklarda ve veya el lerde karıncalanma, uyuşma, yanma, ağrı görülmesi, hissizlik ortaya çıkması ve özellikle diyabette doku kanlanması da bozulduğu için bu kişilerde diyabetik ayak dediğimiz yaralar oluşması ve bu yaraların iyileşmesi de güçlenir. Neden? Ayakta hissizlik olduğu için ayağında küçük bir yara olarak başlar, o yarayı hissetmez. İleri derece nöropati hastaları ayağını kalorifere dayayıp uyusa bile o kaloriferin ayağını yaktığını hissetmeyebilir. Bu kadar ileri derece hissizlik problemi olur ve bir kere yara olduktan sonra doku beslenmesi de bozulacağı için tablo daha da ilerleyebilir. İşte hem bu nöropati tablosu için hem de aslında genel olarak sinir sistemi ve bu nöronların doğru çalışabilmesi için bazı görevli moleküller var. Bunu mesela elde karpal tünelin sıkıştırdığı bir sinir hasarı durumunda da düşünebilirsiniz. Bir felç geçirme durumunda da nöronal dokunun kendini yenilemesi olarak düşünebilirsiniz veya bir bel fıtığına bağlı bir bası nedeniyle yine herhangi bir sinir hasarı olarak düşünebilirsiniz aslında bu videodaki molekülleri Nedir bu moleküller? Aslında sizde bir sinir hasarı varsa veya diyabetik nöropati varsa doktora gittiğinizde reşit ettiği ilaçların içine de baktığınızda ne görürsünüz? B1 vitamini, B6 vitamini ve B12 vitamini ile birlikte alfa lipoik asit görürsünüz. Benim hem B1 vitamini ile ilgili hem alfa lipoik asit ile ilgili daha önce çektiğim videolar var. Çok detaylı bir şekilde anlattım. Ama burada özellikle B1, B6 ve B12 vitamini miyelin kılıf yani o nöronların etrafını saran ve iletilerin hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayan mielin kılıfın oluşmasında görevli 3 temel vitamindir. Alfa lipoik asit de çok güçlü bir antioksidan olduğu için bu nöronlarda meydana gelen hasarı baskılar ve engeller bu anlamda bize fayda sağlamaktadır. B1 vitamini burada belki de en önemlilerinden bir tanesi. B1 vücutta birçok görev var. Özellikle enerji üretiminde de görevli. Bu nedenle biz aslında her beslen karbonhidrat tükettiğimizde vücut enerji üretirken B1 vitaminini kullanıyor ve çalışmalar bize şunu söylüyor. Günlük beslenmesinin %60'ı karbonhidrattan oluşan bireylerde 50 mg B1 vitamini ihtiyacı oluşmakta. Yine B1 ihtiyacını artıran birçok tablo var. Diyabet yani şeker hastalığı B1 ihtiyacını artırır. Onun yanında alkol kullanımı hatta kronik alkoliklerde ileri derecede vücutta B1 tükenir ve Wernicke-Korsakoff sendromu dediğimiz artık hastaneye yatacak düzeyde nöronların, sinir hücrelerinin etkilendiği bir tablo görüyoruz görürüz ve o kişilere damardan serumla B1 vitamini veririz. Alkol yüksek doz kullanırsa işte bu kadar ileri derece nörolojik semptomlara sebep olabileceği gibi düşük doz işte bir kişi sosyal içiciyim diyorsa da yavaş yavaş bu vücuttaki B1 vitaminini tüketebiliyor. Onun dışında kullanılan ilaçlar, stres, yoğun egzersiz ve besinlerle alamama gibi birçok problemle de vücutta tükenmekte. Ve B1 eksikliğini ben süper taklitçi bir hastalık olarak niselendiriyorum. Karşımıza B1 eksikliği, depresyon enerji problemleri, unutkanlık, hafıza sorunları, iştah problemleri, uyku sorunun, nöropatik ağrı, ellerde ayaklarda karıncalanma ve insülin direnci diyabet gibi birçok tabloyla B1 eksikliği karşımıza çıkabiliyor ve biz B1 vitamini doğru bir şekilde yerine koyduğumuzda bu tablolarda dramatik bir şekilde iyileşme görebiliyoruz. İşte insanların enerjisi yerine geliyor. Depresyon sandığımız şeyin aslında depresyon olmadığını görüyoruz. B1 eksikliği olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda zamanda insülin direnci ve diyabette fayda görüyoruz. Tüm nöron fonksiyonlarında hem hafıza öğrenme üzerinde fayda görürken yine videomuzun konusu olan nöropati gibi sinir hasarında da biz dramatik bir şekilde fayda görebiliyoruz. İşte B1 vitamini tamam kullanalım ama hangi formda kullanalım? Burada işte klasik aslında gerek ilaçlarda gerek takviyelerde şimdiye kadar kullanılan bir form vardı. O da tiamin hidroklorür formu. Bu nispeten daha az emilen B1 vitamini formu. Ancak artık daha yüksek emilime sahip bir form daha var. O da benfotiamin. Benfotiamin klasik tiamine göre lipofilik özellikte olduğu için nöronlara daha yüksek oranda penetre olabiliyor. Yani daha çok geçebiliyor. Bu nedenle nöropati gibi nöron problemlerinde beyin sağlığında ve vücutta genel olarak diğer B1 vitamini faydaları adına benfotiamin bize daha fazla fayda sağlamakta. Nöropati probleminiz varsa kesinlikle benfotiamini hayata dahil etmemiz gerekiyor. Mielin kılıf oluşumunda B1 vitamininin iki yardımcısı B vitamini daha var. Bunlar da B6 ve B12 vitaminleri. Bunları da yine kullanırken aktif formlarda kullanmak vücutta elde edilen faydayı artıracaktır. B6 vitamininin emilimi düşük formu piridoksin hidrokonomik klorür iken yüksek emilime sahip ve vücutta daha iyi eden formu piridoksal 5 fosfattır. B12 vitamininin yine kötü emilen formu kovalemin iken vücutta daha yüksek görev alan formu metil kovalemindir. Bu yardımcı bileşenlerin de olması benfotiaminden elde edilecek faydayı daha da artıracaktır. Bir diğer nöropati durumunda bize fayda sağlayan molekül ise alfa lipoik asit. Alfa lipoik asit antioksidanların antioksidanı olarak isimlendirilmiştir dirdiğimiz doğadaki en güçlü antioksidanlardan bir tanesidir. Yani vücutta oksidatif stresle savaşır. Nöronlarda meydana gelen bu nöropatiyle olan savaşta da alfa lipoik asit kılavuzlarda da kullanımı önerilmektedir. Burada da yine alfa lipoik asitin iyi emilen formları var. İşte R formu özellikle de sodyum R lipoik asit formunda kullanıldığında çok daha fazla vücutta biyo yararlanım sağlamakta ve nöropati üzerinde de daha fazla fayda görebilmekteyiz. Bununla ilgili de daha önce alfa lipoik asiti özel video çekmiştim. Onu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve son olarak nöron fonksiyonları için bir molekül daha var. O da sitikolin. Sitikolinin özelliği yine miyelin kılıf fonksiyonlarında görevli fosfatidil kolin ve fosfatidil serin moleküllerini paket olarak tek bir molekülde barındırmasıdır. Yani biz sitikolin kullandığımızda vücudumuza hem fosfatidil kolin hem de fosfatidil serin ver oluyoruz. Bu iki molekül de yine hem miyelin kılıfın yapısına katılır. Aynı zamanda fosfatidil kolin, beyinde asetil kolin dediğimiz nörotransmitterin de sentezlenmesinde görevlidir. Bu da öğrenmeyi sağlayan temel nörotransmitterimizdir. Bu anlamda beyin sağlığı için de sitikolin çok kıymetli bir molekül. Aynı zamanda nöropatit durumunda da sitikolin bizim için oldukça kıymetli bir molekül. Tabi vücutta nöropati varsa siz kök sebebi düzeltmeden bu takviyeleri sürekli kullansanız da tam anlamıyla ideal fayda elde edemezsiniz. Yani diyabete bağlı bir nöropati varsa siz önce diyabeti regüle etmeniz lazım. Kan şekerini normal seyrettirmeniz lazım. Hemoglobin A1C'nizi düzeltmeniz lazım. Kan şekerini düzeltmediğiniz sürece, kanda sürekli şeker yüksek seyrettiği sürece nöropati tablosunda ideal bir fayda elde edemezsiniz. Bu en önemli nokta. Tabii ki de bu takviyeler direkt nöron fonksiyonları için olan takviyelerdi. Nöropati durumunda bir de nöropatik ağrı da oluyor. Dolayısıyla burada ağrı kesici özelliğiyle bazı güçlü anti -inflamatuar molekülleri de hayata dahil edebiliriz. İşte yüksek doz omega 3 güçlü bir anti-inflamatuardır. Yine daha önce anlattığım betulin molekülü güçlü bir anti-inflamatuardır. Yine kas ağrılarıyla savaşmak için de iyi emilen bir magnezyum formunu da hayata dahil edebilirsiniz. Evet bugün sizlere nöropati tablosunda fayda sağlayabilecek moleküllerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bundan bahsetmek istedim Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı okuyabilir ve beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.